13. gelinlik, damatlık ve abiye fuarı görkemli defileyle kapılarını açtı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekçi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Yeni sezona umutla başlayan firma sahipleri, dolar kurunun artışıyla beraber sektörün darbe yediğini söyledi. Ağustos ayından bu tarafa hem dolar kurumda hem piyasalardaki gerginlikten dolayı bizim sektörü de çok etkiledi. Tabii ki doların yükselmesi bizi de çok fazlaca etkiledi. Bu sefer maliyetler yükseldi. Dolar şu anda her kesimi mutlaka etkiledi. Tekstil sektörünü de olağanüstü derece etkiledi. Hiçbir firma daha şu anda tam olarak fiyatlarını dahi oturtabilmiş değil. Çünkü doların kurunun oynamasından dolayı ne fiyat söyleyeceğimizi belirleyememiş durumdayız. Gelinlik, damatlık ve abiye giyim üreticileri ulusal kanala konuştu. Ürettiğimiz ürünlerin ham maddeleri ithal diyen firma sahipleri, doların ani artışı bizleri çok etkiledi, dedi. Dantel, malzeme, kumaş, taş, bunların hepsi ithal geliyor birçoğu. Ürünlerimiz genelde abiye üzerine. Yani şifon, saten türleri kullandığımız ürünler. Şifon zaten ithal. Yani kesinlikle yurt dışından getirilen bir ürün. İthal olunca da dışa bağlı ekonomi her şeyi etkiliyor. Üretim aşamasında %85-%90 oranında ham maddeler ithal oluyor. Euro ve dolar bazında. Dolayısıyla geçen sene gelen doların ve euronun artmasından dolayı epeyce bir ham maddeye fahiş fiyatta zamlar geldi. Üreticiler devlet desteklerinin artması ve kurun sabitlenmesinin sektöre faydalı olacağını söyledi. Kendi sektörlerimizin yapması için bence çok devletin de çok destek olması lazım. Fabrikaların yani uygun maliyetleri hale getirilmesi için uygun ham madde üretimi, işte bunun ipliği, pamuğu neyse yani. Altyapısının iyi oluşması lazım. Dolar kuru sabitlenmediği müddetçe biz bu sıkıntıyı zannedersem hep yaşayacağız.